İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün yine evimin balkonundayız. Sestrum nocturnum, yani Melisa veya kolonya çiçeği olarak bilinen bitkimizle ilgili 3. videoyu çekeceğim. Bundan önceki 2 videoda bu bitkiyi sizlere tanıtmıştım. 2. videomda çiçeklerini göstermiştim yakından. Akşamları bu bitkinin çiçeklerini açtığını ve son derece hoş kokular etrafa saldığından bahsetmiştik. Bugün de Melisa bitkisini, yani bu kolonya çiçeği bitkisini, yani Sestrum nocturnum'un meyvesinden ve tohumlarından bahsedeceğim. Öncelikle bir şeye parmak basmak istiyorum. Bu belli başlı bazı gruplarda hep bu bitkiler çiçek diye adlandırılıyor. Çiçek bitkinin bir organıdır arkadaşlar. Yani şu görmüş olduğunuz çiçek değil, bir bitki. Bakın, bu bitkinin çiçekleri de şuradan biraz yaklaşarak çekersek bunlardır. Çiçekler bitkilerin üreme organlarıdır. Ve bu çiçekler olgunlaşınca meyveye dönüşürler ve meyvenin içinde de tohumlar vardır. Bakın, şimdi şu meyveyi alalım. Şu görmüş olduğunuz Sestrum nocturnum'un meyveleri. Şimdi bu meyveler 2-3 haftadır burada var. Biz şimdi bu meyveyi koparıp içerisindeki tohumları alacağız. Bakın, şu meyveyi koparıyorum. Şimdi tabii bu meyvenin olgunlaşması için bu bitkinin çiçeklerinin de tozlaştırılması lazım. İlk videomu izlediyseniz orada bahsetmiştim. Genellikle kuşlar ve yarasalar bu çiçekleri tozlaştırır. Şimdi ben genellikle kendi elimle tozlaştırıyorum. Yani balkonun içerisine kuş veya yarasa giremeyeceğinden dolayı bu son derece önemli. Yani evinizde domates falan yetiştiriyorsanız da aynı durum var. Yani bu çiçeklerin tozlaştırılması gerekli. Şimdi şurada meyveye bakalım. Bu görmüş olduğunuz meyve. Çiçek olgunlaşınca neye dönüşüyor? Meyveye dönüşüyor. Buradakilerde bu meyvenin içerisindeki aken tipi tohumlar. Bakın şu siyah renkli. Şimdi biz bu tohumları topluyoruz. Meyveyi açalım. Meyvenin içerisinden 3 veya 4 tane aken tipi, böyle siyah renkli, görmüş olduğunuz gibi siyah tohumlar çıkacak. Buradan yaklaştıralım. Bakın, meyveyi açtım ve görüyorsunuz kaç tane çıktı. 3 tane mi? 3, 1. Bir saniye, şunu çıkaralım şöyle. Evet, 3 tane meyve çıktı. Bunları şimdi ne yapacağız? Ondan da bahsedeyim. Evet. 4 tane çıktı. Genelde 3 tane çıkıyordu. Bu meyvenin içerisinden 4 tane tohumumuz çıktı. Berry tipi meyveleri var. Sestrum nocturnum'un. Ve içinde aken diye nitelendirdiğimiz böyle kuru siyah tohumları var. Şimdi bu bitkiler genellikle çelikle üretiliyor. Çelikle üretmek tabii daha kolay bu bitkileri. Ama ben tohumdan üretmeyi daha çok seviyorum. Tohumdan nasıl üreteceğiz bu bitkiyi? Öncelikle şimdi ekmeyeceğiz tabii. Artık sonbahara girdik. Bu bitki ilk videolarımızda da bahsettiğimiz gibi tropikaltı iklimlerde yayılış gösteren bir bitki. Ne yapacağız? Gelecek sene bahar aylarında, Mart, Nisan aylarında hava sıcaklığı 20 santigrat dereceye yükseldiği zaman bu bitkinin tohumlarını ekeceğiz ve bu şekilde çimlendireceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar dilerim.